Neden kilo veremiyoruz? Kilo vermenin zor bir süreç olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak kilo vermenin neden bu kadar zor olduğunu anlarsak kilo verme konusunda daha başarılı olabiliriz. O zaman haydi kendimizi kandırmayı bırakalım ve kilo verme hakkındaki gerçeklerle yüzleşelim. Birincisi vücudunuz kilo verirken size karşı çalışıyor. Kilo vermeye çalıştığınızda sadece isteklerinizde değil Bedeninizle de savaşıyorsunuz. Kilo kaybı leptin hormonunu azaltır, grelin hormonunu artırır. Leptin bize doyduğumuzu, grelin ise acıktığımızı hissettiren hormondur. Yani leptin iştahı baskılarken grelin ise iştahı açar. Bu hormon dengesizliği kilo vermeyi başardıktan sonra uzun bir süre sonra bile maalesef devam ediyor. Leptin ve grelinle ilgili daha sonra ayrıntılı videolar çekeceğiz. Çünkü bunlar obezitede de önemli hormonlar olarak mutlaka anlamamız gereken hormonlar. İkincisi, hızlı kilo verme diye bir şey maalesef yok. Kilo verirken sihirli haplar ve mucize tedaviler ne yazık ki işe yaramıyor. Hatta hızlı açlık diyetleri sağlığınıza zarar verebilir ya da uzun vadede kilo verme çabalarınızın da önüne geçebilir. Diyetinize başlarken yavaş ve düzenli kilo kaybının, yani haftada 1-2 kilo en kolay ve en sağlıklı yol olduğunu unutmayın. Üçüncüsü, egzersiz her şeyi halledemez. Evet, egzersiz kilo vermenize ve kilo almamanıza yardımcı olur. Diyet yapmakta sihirli bir şey varsa o da egzersiz ve beslenme şeklinin kombine edilmesidir. Dördüncüsü, zayıflatıcı haplar işe yaramıyor. Metabolizmanızı hızlandırdığını iddia eden bu küçük haplar çok caziptir. Ancak kilo verdiklerine dair çok az bilimsel kanıt vardır. Beşincisi, moda mucize diyetler. Mucize diyetlerin kilo vermenize ve yağ yakmayı tetiklemenize yardımcı olduğu maalesef söyleniyor. Gerçek olan ise şu, moda diyetler kısa vadede kalori kısıtlamasıyla çalışır ancak uzun ömürlü sonuçlar vermez. Yani bir hayat şekli haline dönüşmez. Altıncısı her diyet herkese uymaz. Tıpta şöyle bir kural vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Diyetle ilgili de böyledir. Herkesin vücudu benzersizdir. Bu nedenle arkadaşınız, anneniz veya kız kardeşiniz için çalışan diyetler sizin için çalışmayabilir. Kendiniz en doğru kilo verme yolunu ararken sağlığınızı ve aile geçmişinizi, metabolizmanızı, aktivite seviyenizi, yaşınızı, cinsiyetinizi, beğenilerinizi dikkate alın. Kilo verme savaşınızı kazanmak için diyetinizi vücudunuza göre düzenleyin ve bir diyetin herkes için ise işe yaramayacağını mutlaka kabul edin. Yedincisi kardiyo temeldir. Kardiyo işte hızlı aktivite. Gerçekten kalp ritmini artıran aktivite. 2018'de Amerikan Tabipler Birliği dergisinde yayınlanan fiziksel aktivite kılavuzuna göre yetişkinler 150 dakikalık orta yoğunlukta aerobik egzersiz veya 75 dakikalık güçlü aerobik aktivite veya her ikisinin bir kombinasyonu da olabilir yapmalı. Tercihen hafta boyuna bunları yaymalı. 2 veya daha fazla gün boyunca da kas güçlendirme aktivitesi mutlaka yapmalısınız. Sekizincisi, erkekler maalesef daha başarılı bu konuda. Adil gözükmüyor olabilir ancak erkekler genel olarak kadınlardan daha fazla yeseler de kilo almayabiliyor. Erkekler doğal olarak kadınlardan daha fazla kalori yakma eğiliminde. Çünkü daha büyük bedenleri, kas kütleleri ve kas büyümesini destekleyen testosteron hormonları var. Ayrıca erkek bedeni genetik olarak kadın vücudundan daha fazla kas ve daha daha az yağ için tasarlanmış. Çünkü erkeklerin çocuk sahibi olmak için gereken enerjiyi depolaması gerekmiyor. Dokuzuncusu diyet değil yaşam biçimi değişimi. Her zaman söylüyoruz kilo vermek ve öyle kalmak istiyorsanız sadece hedef kilonuza ulaşana kadar değil ömür boyu uyguladığınız diyete devam etmeli ve bunu bir yaşam biçimine dönüştürmelisiniz. Herhangi bir diyet uyguladığınızda o diyeti kesince keser kesmez tekrar kilo almanız muhtemel. Kilo vermede başarılı olmak için hemen hemen her öğünde sağlıklı yiyecek seçimi yapmak ve her hafta bolca egzersiz yapmak gibi sürdürülebilir bir yaşam tarzı değişikliği yapmanız gerekebilir. Onuncusu, kendiniz için yapın. Sosyal medyanın hayatımızda iyice yerleşmesiyle beden algımızı da tamamen başkalarına göre düzenlemeye başladık. İşte selfiler falan falan. Birçok uygulama filtreleriyle standart bir beden imajı üzerine yoğunlaşıp başkaları beğensin diye de tek tip kadınlar ve tek tip erkekler olup çıkıverdik. Kadınlar da daha fazla tabii ki. Oysa bedenimizle ilgili ilk yapmamız gereken sağlıklı bir vücuttur. Bunu da sosyal medyadaki beğeni sayımız değil biyokimyasal testler gösterir. O yüzden kendi sağlığınız için sosyal medyayı değil, sağlıklı olmayı hedef alın. Ama siz bir bu videoyu beğenin ki başkalarının da bundan haberdar olsun. Unutmayın, sağlıklı olmak bir yaşam tarzıdır. Sağlıcakla kalın.